unutulan yöresel lezzetler kadınlara geçim kaynağı olacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Keçi Burcu'nda kentin yöresel yemeklerini yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunmak amacıyla kadınlara yönelik başlattığı gastronomi eğitiminde sertifikalar verildi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğiyle yürütülen Keçi Burcu'nun işlevlendirilmesi projesi kapsamında kadın istihdamına destek sağlanması çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin çevre düzenleme çalışmalarını tamamlayıp kentin yeni kültür sanat alanına dönüştürdüğü Keçi Burcu'nda kadınların ürettikleri yöresel yemekleri yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunması amacıyla hayata geçirilen projede eğitim süreci tamamlandı. Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen sertifika töreninde tescilli Diyarbakır yemekleri eğitimini tamamlayan 100 kadın sertifikasını aldı. Bağımsız jüri tarafından yapılan yarışmada dereceye giren dört katılımcıya ise seyyar satış standı verildi. Törende konuşma yapan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Handan Eker, Büyükşehir Belediyesi'nin kadını güçlendirmek, kendine olan inancını arttırmak için her alanda hizmet ettiğini söyledi. Kursiyerlere çabalarından dolayı teşekkür eden Eker, şöyle konuştu. Bu yüzden buna katkı sunan siz kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizlerden isteyin, bizleri yönlendirin, bizler de her daim sizlerin yanındayız. Elimizden ne geliyorsa, hep birlikte inşallah bu toplumu güçlendirmek ve daha güzel yarınlar için birlikte çalışmak üzere yan yanayız. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Kültürümüzü dünden yarına taşıyacak çok güzel bir çalışma oldu bu. Hem katılanlar, hem de katılmak isteyip de katılamayanlar için. Yeni bir ufuk açtı. O yüzden bize destek veren tüm kurum ve kuruluşlara huzurunuzda teşekkür ediyorum. Ellerinize, emeğinize sağlık. Güçlü yarınlar, mutlu yarınlar için mutlu, huzurlu, sağlıklı kadınlarımız lazım. Sizler de iyi ki varsınız. Hep birlikte daha güzel yarınlara. <laughs> Eğitmen aile Aslan Polat, projenin kentin unutulan lezzetleri gün yüzüne çıkaracağını söyledi. Projeyle kadınların ailelerine ekonomik anlamda destek sunacağını belirten Polat şöyle konuştu. Bu projenin sonunda vereceğimiz dört tane stand arabalarıyla arkadaşlar eğitimde görmüş oldukları yemeklerin satışını Diyarbakır'ın turistik noktalarında bunu gerçekleştirecekler. Ve biz Diyarbakır güzel lezzetlerini herkese hem tanıtmış hem de tatmış olacağız. Yemek yarışmasında birinci olan Zeliha Baran, yemeğe ve tarihe olan merakı nedeniyle eğitime katıldığını belirtti. Yemekleri öğrendikten sonra çevresinden olumlu tepkiler aldığını belirten Baran şöyle konuştu. E, yaklaşık 33-34 yemeği öğrendik. Ben ilk yemekleri yaptığımda e, diğer bu yerlisi, eş, dost ve arkadaşlarımız arayıp hüngür hüngür ağladılar. Bu yemek bizim babaannemizin yemeğiydi. Bu yemeği benim anneannem yapardı. Sen nereden buldun, nasıl yaptın? Çünkü geçmişten gelen yemeklerimizi gün yüzüne çıkartıyorduk. E, tariflere sadık kalarak. E, sanat e, yemeklerimizi de sanata dönüştürüp e, paylaşmak istiyoruz. İnşallah yerli yabancı turistlerimiz de peynirler yemeklerimizle. Diyarbakır'ın coğrafi ürünleriyle yemek yapmak istiyoruz. Karacadağ pirinçliğimizle, Karacadağ örgü peynirimizle, Hevsel bahçelerinden gelen sebze ve meyvelerle geçmişten günümüze gelen kalan, atalarımızdan kalan miraslarımızla bu yemekleri yapmak istiyoruz. Evet. Şirin Çiçek ise kurs sayesinde meslek öğrendiklerini ve kendilerini geliştirdiklerini söyledi. Çiçek, hem sosyal açıdan hem de maddi manevi açıdan kurs bize katkı yaptı. Hem sosyal açısından hem de maddi manevi açısından bize katkı yaptı. Çok güzel arabalar verdiler bize. Bunlardan keçi burcunda inşallah satış yapacağız. Böyle yani. 네, 레쉬 AK Parti'nin gönül buluşmaları finali Çermik ilçesinde yapıldı. AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın tarafından başlatılan İlçe İlçe 2023 programının son buluşması 17. ilçe olan Çermik ilçesinde gerçekleştirildi. Merkeze en uzak ilçe olan Kulp ile başlanan İlçe İlçe 2023 programı Çermik ilçesi ile son buldu. Başkan Aydın ve beraberindekiler, ilçe merkezleri ve kırsal bölgelere dağılarak 21 yerleşim yerinde eş zamanlı olarak program gerçekleştirip vatandaşlarla bir araya geldi. Pandemi kurallarına riayet edilerek yapılan ziyaretler ve buluşmalarda vatandaşların beklentilerini, sorun ve taleplerini dinleyen 21 ayrı grup halindeki partililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını ileterek her koşulda milletin emrinde olduklarının altını çizdi. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka daha fazla dokunun yönündeki mesajına yönelik cevap olarak ilçe ilçe 2023 E programı ile beraber Diyarbakır'ın 17 ilçesinde esnafını ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirten Başkan Aydın. Göreve geldikleri ilk günden itibaren teşkilat üyeleriyle vatandaşlarla iç içe olduklarını söyledi Aydın, halkımızda çarşıda, kahvehanede, sokakta sohbet etme imkanı bulduk tüm ilçe başkanlarımız, Diyarbakır'ın her bir ilçesinde sahayı tanımış oldu. Devlet, milleti ile millet de devleti ile vardır. Hepimiz bir bütünüz. Yaptığımız hizmetlerde nasıl herhangi bir ayrım yapmadıysak yapılan ziyaretlerimizde de herhangi bir ayrım yapmıyor, Diyarbakırlı her bir hemşerimizi önemsiyoruz. Sık sık yaptığımız ilçe ziyaretlerinde vatandaşlarımızla bir araya gelerek, yapılan ve yapılması gerekenler hakkında istişarelerde bulunarak sorun ve önerilerini dinleyerek takipçisi oluyoruz. O hem hizmet konusunda vatandaşlarımızı mutlu ediyor, hem de yapılması gereken hizmetleri vatandaşlarımızın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda yaparak kendilerine sunuyoruz. Bizleri ziyaret eden vatandaşlarımız, ihtiyaç ve taleplerini bizlere iletiyorlar, dedi. Profesör Doktor Dayan, aşı ile sağlanmış toplumsal bağışıklık söz konusu değil. Bicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Profesör Doktor Saim Dayan, Türkiye'deki aşı haritasına yönelik açıklamada bulundu. Profesör Doktor Dayan, Türkiye'nin bütün illeri ve coğrafi bölgeleri toplumsal bağışıklığın çok çok gerisindedir ve aşı ile sağlanmış bir toplumsal bağışıklık söz konusu değildir, dedi. Türkiye'de dün itibariyle aşılanma oranının yüksek olduğu illerde COVID-19 vaka sayıları yüksek, aşılanma oranının düşük olduğu illerde ise COVID-19 vaka sayıları düşük seyretmekte olduğu veriler paylaşıldı. Verilere ilişkin açıklamada bulunan Profesör Dr. Saim Dayan, birinci aşı ile sağlanması düşünülen yeterli toplumsal bağışıklık oranı etkenin yayılma hızına göre değişmekte olduğunu belirtti. Bu kapsamda orijinal Wuhan virüsü, SARS-CoV-2 için gerekli olan toplumsal bağışıklık oranı yaklaşık %80 civarında iken, çok hızlı yayılan Delta ve Omikron varyantları için bu oran yaklaşık %90-95 civarında olduğunu kaydeden Profesör Doktor Dayan, Türkiye'de uygulanan COVID-19 aşılarının genel olarak iki doz primer. Bir doz hatırlatma, rapel ile ancak %70 oranında etkinlik sağlanabilmekte olduğunu savundu. Dayan, Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı Türkiye Aşı Haritası'ndaki aşılanma oranları 18 yaş üstü ve 2 doz aşı yaptıranların oranıdır. Hatırlatma dozu dahil 3 doz aşı yaptıranların 84 milyon nüfusa oranına baktığımızda bu oran %20 civarındadır. Yani haritada belirtildiği gibi aşılanma oranları %85 olan illerdeki gerçek oran %20 düzeyindedir. Bu yönüyle bakıldığında Türkiye'nin bütün illeri ve coğrafi bölgeleri toplumsal bağışıklığın çok çok gerisindedir ve aşı ile sağlanmış bir toplumsal bağışıklık söz konusu değildir diye konuştu. Aşılamalar sayesinde ölüm oranları oldukça düşük Yapılan aşılar henüz toplumsal korunma sağlamamış olmakla birlikte özellikle, 2 artı 1 doz biyontek aşısı yaptıranlar delta ve omikron varyantları dahil önemli düzeyde bireysel korumanın %70 civarında sağlamış durumda olduğunu dile getiren Profesör Doktor Dayan, bu da çok önemli ve değerli bir sonuçtur. Toplumsal bağışıklığın çok çok uzağında olduğumuz için aşının işe yarayıp yaramadığını ancak vaka sayısına göre hastaneye yatış ve ölüm oranlarına bakarak söyleyebiliriz. WorldMeter korona verilerine baktığımızda pandeminin 2 yıl içinde dünya ölçeğinde 4 kez pik yaptığını, şu an çok hızlı yayılan delta ve omikron ile 4. piki yaşadığımızı ve vaka sayılarının çok yüksek olmasına rağmen aşılamalar sayesinde ölüm oranlarının oldukça düşük kaldığını görmekteyiz. Gelelim Doğu ve Güneydoğu ile diğer bölgeler arasındaki yüzbinde vaka sayısı farklılığına. COVID-19 pandemisinin bir özelliği de alınan tedbirlerden kısmen etkilenmekle birlikte yine de bölgesel bazda doğal pikler ve doğal düşüşlerle seyretmesidir. Bu tüm dünyada böyledir. İki yıllık pandemi sürecinde Diyarbakır ve Güneydoğu illeri iki kez bu piki yaşadı ve Türkiye'de en yüksek vaka sayılarını oluşturduktan sonra doğal inişe geçti. Şu an bölge olarak bu aşama yaşanıyor. Doğu ve Güneydoğu yüksek iken bugün yüksek olan bölgeler düşüktü. Pandemi devam edecek ise muhtemelen vaka sayıları bu kez Doğu ve Güneydoğu'da yükselirken bugün yüksek olan bölgelerde düşecektir. Şi ile toplumsal bağışıklık oluşmadığı için aşıdan bağımsız olarak coğrafi bölgeler farklı zamanlarda pikler ve düşüşler yaşamaktadır. Bu durum aşının bireysel bazda koruma sağlamadığı anlamına gelmez şeklinde konuştu. Başkan Beyoğlu'ndan tek gözlü evde yaşama tutunmaya çalışan aileye destek. Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde tek gözlü evde yaşam mücadelesi veren 6 kişilik aileye Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'ndan destek eli uzandı. Eşi Dürdane Beyoğlu ile beraber aileyi ziyaret eden Başkan Beyoğlu evin elektrik tesisatının yenilenmesi için çalışma başlattı. Çok zor durumda olduklarını belirten babane, T, elektrik olmadığı için çok zor şartlarda yaşıyoruz. Bize destek eli uzatan başkanımızdan Allah razı olsun, diye görüşlerini dile getirdi. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçedeki vatandaşları evlerinde ziyaret ederek sorunlarına çözüm üretmeye devam ediyor. Yunus Emre Mahallesi'nde elektrik tesisatı iddiaya göre hırsızlar tarafından tahrip edildiği için elektriksiz ortamda yaşamak zorunda kalan aileye ziyaret eden Başkan Beyoğlu, tek gözlü ve sobalı evde bir süre incelemelerde bulunduktan sonra sorunların çözümü için çalışma başlattı. Başkan Beyoğlu, evin elektrik tesisatını kendi imkanlarıyla yenileyeceklerini açıkladı. Yerde bağdaş kurup bir süre aile fertleriyle sohbet ederek sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Beyoğlu, dünya mazlumlarının umudu olan bir liderimiz ve cumhurbaşkanımız var. Sizlere kendisinin selamlarını getirdim. Yalnız değilsiniz, ifadelerini kullandı. Başkanımızın desteğiyle bu çileden kurtulacağız. Maddi imkanları olmadığı için hayırsever bir vatandaş tarafından kendilerine tahsis edilen bu evde zor şartlarda yaşamaya çalıştıklarını belirten baba ne, "T 6 kişilik bir aileyiz. Maddi imkanlarımız olmadığı için zor durumdayız." İlk kez bir yetkili bizi hatırlayarak ziyarete geldi. Bizimle yakından ilgilenen ve elektrik tesisatımızı yenileme sözü veren Bağlar Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür ediyoruz. Bizden önce evin elektrik tesisatı hırsızlar tarafından çalınmış. Ev sahibi burayı 3 yıllığına bize verdi. Bizden kira almıyor. Ama elektrik olmadığı için bu kış şartlarında çok zor durumdayız. İnşallah başkanımızın desteğiyle bu çileden kurtulacağız ifadelerini kullandı. Çok dilli çalışanlarla tarihi açılan şube turistlerin ağzını tatlandırıyor. Diyarbakır'da tarihi açılan kapı olarak belirtilen Hacı Baba Pastaneleri Sur şubesi, çok dilli çalışanları ile yabancı turistlere hizmet vermeye başlıyor. Türkiye genelinde 24, Diyarbakır'da ise 14. şube olarak faaliyete giren ve tarihin başlangıç noktası olarak belirtilen Hacı Baba Pastaneleri Sur şubesi, yabancı turistlerin en çok yoğun olduğu bölge nedeniyle çok dilli çalışanlarla işbaşı yapmaya hazırlanıyor yabancı turistlere tatlıyı tanıtma ve Diyarbakır'a has tatlarıyla damaklarda tat bırakma yolunda hizmet vermeye devam ettiklerini kaydeden Hacı Baba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz el aldı, kısa sürede çalışanların hizmete başlayacağını ifade etti. Diyarbakır'da 14. Türkiye geneli 24 şubelerinin olduğunu hatırlatan el aldı, asıl Diyarbakır'a yeni geldiklerini söyledi el aldı. Asıl Diyarbakır'ı da biraz da olsun yansıtmaya, elimizden geleni bir nebze yapmaya çalıştık. Çünkü asıl Diyarbakır'a gelen yabancı, yerli turistlere girişte Diyarbakır'ı anlattığımızı söylesem yeridir. Çünkü Diyarbakır buradan başlıyor. Halkın teveccühü açılışta da gördüğünüz gibi ziyadesiyle memnun oldular. Buraya gecikmeli gelmemize halkın biraz tepkisi oldu. Her ne kadar öyle de olsa yeni geldik ama güzel geldik diyoruz. Bildiğiniz gibi Diyarbakır 33 medeniyete 13 uygarlığa, bunların içinde 7 tanesine de başkentlik yapmış. Dünyanın ilgisini çeken bir şehrimiz. Burada dünyanın neresinden gelirse gelsinler hizmet görüp gitsinler dedik. Bunun için Rusça, Arapça, İngilizce gibi çok dilde elemanları burada işe başlattık gelen yabancı insanlarımızın ilgi alakasında eksiklik olmasın diye biraz daha işimizi ciddi tutmaya çalışıyoruz. Her alanda hizmet, kalite, fiyatta gibi birçok şeyde biz, kendimizi öncü bir firma olarak görüyoruz. O yüzden buna da öncülük etmekten gurur duyarız. Çok dilli personelle hizmet vermek bizi onurlandırır tabi dedi. Diski kırsal mahallelere motopomp odaları monte etti. Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi, Diski Genel Müdürlüğü, Kent Merkezi ve 17 ilçenin kırsal mahallelerine sondaj kuyularına ait tesislerde bulunan dalgıç pompa, elektrik panoları, klor cihazları ve kuyu kontrol sistemlerinin daha güvenli şekilde muhafazası için belirlenen mahallelere betonarme monoblok motopomp odaları monta çalışmalarına devam ediyor ekipler, Eğil ilçesi Kalkan ve Kırkkuyu mahallelerine ağır vasıta araçlarla getirdikleri betonarme monoblok motopomp vinç yardımıyla dalgıç pompalarının bulunduğu alana monte etti. Montajın ardından elektrik panolarını, kuyu kontrol sistemleri ve klor cihazlarını da motopomp odalarına taşıdı. Gerçekleştirilen çalışmayla açıkta bulunan ve mahallelere su sağlayan cihazlar daha güvenli hale getirildi. Diski Genel Müdürlüğü, ileriki süreçte ihtiyaç duyulan ünitelere betonarme monoblok motopomp odaları kurmaya devam edeceklerini belirtti. Diyarbakır'da Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı'nda şehitlerin adını taşıyan 10 bin fidan dikilecek. Milliyetçi Hareket Partisi Diyarbakır İl Başkanlığı, Kırklar Dağı mevkiinde bulunan 210 dönüm arazi üzerinde şehitlerin adını taşıyan 10 bin fidan dikimiyle Doktor Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı yapıyor. Hatıra Ormanı'nın kurulacağı alanda Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri ve Milliyetçi Hareket Partisi, il yönetimi ile birlikte incelemede bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayal, Milliyetçi Hareket Partisi il teşkilatı olarak çok gururlu bir gün yaşadıklarını belirtti. Akasya ağaçlarından farklı tür ağaçlara kadar doktor Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı'nda fidan dikimine başladıklarını ifade eden Kayal, daha önce dikilmiş fidanlar da var. Onlarla beraber yaklaşık 10 bin fidan dikimi yapacağız ve nasip olursa her bir fidana bir şehidimizin adını vermeyi planlıyoruz. Ocak ayı bitmeden mevsim şartları uygun olursa inşallah hatıra ormanını bitirmeyi planlıyoruz. Fakat mevsim şartları izin vermezse bir iki ay içerisinde tamamen bitirip inşallah vatandaşlarımızın hizmetine açmış olacağız, dedi. Temennimiz Diyarbakırlı vatandaşlarımızın faydalanmasıdır. Diyarbakır'da Doktor Devlet Bahçeli'nin olduğu bir hatıra ormanın olmasının kendilerini gururlandırdığını kaydeden Kayal, Türk dünyasının lideri olarak gördüğümüz, partimizin genel başkanı, liderimizin isminin taşıdığı bir ormanın Diyarbakır'da olması bizi ayrıca gururlandırmakta. İnşallah Diyarbakırlı gençlerimiz ve buralarda gelip piknik yaptığında dolaştığında, gezdiğinde o kapıdan geçeceklerdir, Devlet Bey'in Diyarbakır'da ismini göreceklerdir. Bütün temennimiz buradan Diyarbakırlı vatandaşlarımızın faydalanmasıdır. Daha önce çorak bir arazi olarak gözüken bu alanın tamamında ağaç dikildiğini, tamamının bir ormana dönüştüğünü düşünün. Ben kafamda canlandırdığımda Diyarbakır'a yakışan mükemmel bir ormanlık alan olacak inşallah. Kırklar Dağı'nın ayrı bir önemi var. İslam ordularının Diyarbakır'ın fethi esnasında komutanların karargahını kurulduğu yerde Kırklar Dağı'dır. Bu ayrıca bizlere farklı bir gurur vermekte. Bunda emeği geçen özellikle il Valisi Münir Karaloğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Yine emeği geçen Orman İşletme İl Müdürü Metin Eratilla'ya çok çok teşekkür ediyorum. Onların da katkıları büyüktür. Kendilerine buradan ayrıca minnettarız diye konuştu. Diyarbakır'da kaçak içki operasyonunda iki kişi tutuklandı. Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak içki imalatına yapılan şafak operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ülke genelinde kaçak Sahte alkollü içki kullanımına bağlı meydana gelen ölüm olaylarının artmasının engellenmesi amacıyla Diyarbakır genelinde sahte alkollü içki üretim ve dolum yerlerine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda önceki gün şafak vakti bir evin zemin katında sahte alkollü içki imal edildiği ve şişelediği tespit edilmişti. Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi 107. sokakta bulunan 3 katlı bir apartmanın zemin katında Cumhuriyet Savcısının talimatı ile yapılan operasyonda 1185 şişe kutu alkollü içki, 355 litre alkollü içki, 90 litre etil alkol, yaklaşık 10000 adet çeşitli ebatlarda boş alkollü içki şişesi, 286 adet alkol şişe kapağı 15 adet alkollü şişe kapak kılıfı, 500 adet alkollü içki etiketi, 1300 adet sahte bandrol, 2 adet 7,65 mm çaplı tabanca, 3 adet şarjör, 15 adet 7,65 mm çaplı fişekele. Geçirilmişti. Olayla ilgili içki deposunda sahte alkol imalatı yaptıktan sonra kurdukları iş yerinde satan 5 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi adli makamlara sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklanarak cezaevine konulurken, üç şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kent genelinde operasyonlarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi. Diyarbakır'da trafo hırsızları tutuklandı. Diyarbakır'da yaşanan trafo hırsızlığı şüphelileri ve O, Ö, Y ve B, L, İl Jandarma Komutanlığı ve Sur İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucu Bismil ilçesinde yakalanarak adli mercilerce tutuklandı. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve Sur İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanı Doğu Çanakçı ve Tezgeçer mahallelerinde farklı günlerde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından trafodan hırsızlık olayı meydana geldiğini belirtti. Açıklamada, faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, olayda kullanıldığı değerlendirilen beyaz renkli şüpheli bir araç tespit edildiği ve hırsızlık olaylarını ve O, O, Y ve B, B, L isimli şahısların birlikte gerçekleştirdikleri anlaşılmıştır. Müteakiben şüpheliler Bismil ilçe merkezinde yakalanarak gözaltına alınmışlardır. Olay ile ilgili olarak ele geçen malzemelere el konulmuş, iki şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmışlardır denildi. Diyarbakır'da yılbaşı denetimi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yılbaşı dolayısıyla umuma açık alanlar, eğlence merkezleri, kafeler ve lokantalarda denetim yapıyor. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yılbaşına sağlıklı, huzurlu bir şekilde girmeleri için gıda mühendisleri ve zabıtalar eşliğinde gece denetimi yaptı. Sağlık işleri ve zabıta daire başkanlıklarınca yapılan denetimlerde işletmelerdeki yiyecek ve içeceklerin son kullanma tarihleri, mekanlardaki hijyen durumu titizlikle kontrol edilirken eksiği olan iş yerlerine uyarıda bulunuldu. Sağlık İşler Daire Başkanlığı ekipleri, 2021 yılı boyunca çalışmalarında 5 ton kırmızı ve beyaz et olmak üzere 6 ton gıda maddesine el koyarak imha etti. Büyükşehir Belediyesi, halkın güvenli gıdaya ulaşması için çalışmalarına devam edecek. Hup sarım çayında nesli tükenmekte olan bantlı çöpçü balığı koruma altına alınıyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Dr. Cüneyt Kaya ile araştırma görevlisi Doktor Münevver Oral, Batman bantlı çöpçü balığını, koruma ve nesli tehlike altında olan türlere yönelik farkındalık çalışmalarına başladı. Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri olan ve neslinin tükendiğine dair raporlamalar yapılan, Batman bantlı çöpçü balığını, Parascistura chrysicristina, sarım deresi ve sason çayında yeniden keşfeden akademisyenler, tür koruma eylem planı ve türün tam yayılış alanının belirlenmesi için ilk adımı attı hedeflenen çalışma kapsamında, Diyarbakır ve Batman il sınırlarında kalan ve türün yayılış alanı ile doğrudan etkileşim içinde olan Nice, Kulp ve Sason ilçelerinin idari amirleri ve sivil toplum kuruluşları ile görüşerek, lise öğrencileri ve öğretmenlerine yönelik bir takım farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi farkındalık çalışmalarının ana temasını, batman bantlı çöpçü balını tehdit eden kuraklık, kaçak hava araçlarının kullanımı, elektrik santralleri, evsel kirlilik, kanalizasyon girdileri, plastik atıklar ve istilacı türlerin oluşturduğu belirlendi. Aktivite sırasında olumlu geri dönüşler alınarak bölgenin böyle farkındalık çalışmalarına son derece ihtiyacı olduğu ortaya çıktı. Akademisyenler Lice Kaymakamı Muhammed Evlice, Kulp Kaymakamı Mustafa Gözdet, Sason Kaymakamı Murat Mete, Lice İlçe Milli Eğitim Müdürü Naif Geleş, Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, Sason İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, Tema Diyarbakır İl Temsilcisi Profesör Doktor Necmettin Pirinççioğlu, Tema Batman İl Temsilcisi Mehmet Tahir Altı Sarım Havzası ve Çevresi Doğal ve Kültürel Mirasın Korunması Derneği Başkanı Emin Turhalı, Diyarbakır Barosu Avukatı Ahmet İnan ile görüşmeler yaparak destek istediler. Modacı Miralay Şık ve Göz Alıcı Görünmenin Sırlarını Açıkladı Modacı ve Kadın Girişimci Betül Miralay, özel bir davette şık ve göz alıcı görünmenin sırlarını açıkladı. Modacı ve Kadın Girişimci Betül Miralay, kadınların şık ve göz alıcı giyinmesiyle ilgili tüyo verdi. Özel bir davette şık olabilmek adına tavsiyelerde bulunan Miralay, vücut şekline göre giyinmenin önemli olduğunu vurguladı. Miralay, vücut tipinize uygun seçimler yapmanız da şart, bu sayede şıklığınızda bir adım öne çıkma şansını yakalarsınız. Havalı ve elegan görünümünüzde bulunduğunuz ortamın en şık kadını olmayı başarabilirsiniz. Kombin yapmak bir hayli zordur, bu noktada günlük kombinlerinizde tercih ettiğiniz stilden vazgeçmelisiniz her şeyden önce, kendinizi içerisinde rahat hissettiğiniz kıyafetlerden yana seçim yapmalısınız. Bazı kadınlar, yalnızca moda olduğu için bir takım kıyafetlere kombinlerinde yer verirler. Ancak, size yakışmayan, vücut tipinizde en ufak bir alakası olmayan bu tür kıyafetlerden kesinlikle uzak durmalısınız. Feminen tasarımları tercih etmeye ne dersiniz? Bilhassa iki farklı kumaşın bir arada kullanıldığı kıyafetler ilk seçiminiz olmalıdır. Bunun yanı sıra öne çıktığı payetli gece kıyafetleri de sizin için belki de en iyi seçenek olacaktır. Bu tür kıyafetler sayesinde havalı bir görünüm elde edebilirsiniz. Renk seçimi dikkat etmeniz gereken detaylardan bir diğeri. Canlı renkler her zaman popülerdir. Bu noktada tıpkı günlük kıyafetlerinizde olduğu gibi gece elbiselerinde de canlı renklerden oluşan tasarımları tercih etmelisiniz. Kırmızı, mor, turuncu, zümrüt yeşili gibi renklere yer veren gece kıyafetleri sayesinde bulunduğunuz ortamın en şık kadını olmayı başarabilirsiniz dedi. Diyarbakır'da otomobil yol kenarına uçtu, iki yaralı. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarına uçtu. Kazada iki kişi yaralandı. Kaza, Çınar ilçesi Çınar çıkışından meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 a 5734 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına uçtu. Kazada iki kişi yaralandı. Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri istendi sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.